Görüşlerini dile getiren Sayın Milletvekilimize de teşekkür ediyor ve şimdi de merkezi yönetimin temsilcisi olarak bilimsel çalışmalara ve yerel yönetimlerimize her zaman destek veren Bursa Valimiz Sayın Şahabettin Arput adına Vali Vekilimiz Sayın Eyüp Sabri Kartal'ı konuşmalarını yapmak üzere kürsüye davet ediyorum. Sayın Vali Vekilim buyurun, söz sizin efendim. Hoş geldiniz efendim. Sayın Milletvekilim, Sayın Rektör Yardımcım, değerli İl Milli Eğitim Müdürü, değerli öğretmenler, değerli öğrenciler, sevgili konuklar, hepiniz hoş geldiniz. Gerçekten çok anlamlı bir program için buradayız. Bu programın önemini anlatmak imkansız. Bilim bütün gelişmenin başı. Bilimin olmadığı yerde siz de yoksunuz. Bilim için en temel gereken şeylerden birisi de motivasyondur. Ümidi olmayan diyor Mehmet Akif, hiçbir gelişme olmaz. Ümit her kemaldir diyor. Bütün gelişmenin başı ümittir, heyecandır. Eğer sizler heyecanlıysanız bilime ulaşabilirsiniz. Sevgili çocuklar, sevgili öğrenciler, şunu hiç unutmayın. Sizin atalarınız dünyada ilkleri başarmış bir ulustur. Bakın, dünyanın en uzun kara köprüsünü, taş köprüsünü yapan kimdir? Sizin atalarınızdır. Dünyada daha ondan uzun bir taş köprü yapılmadı. Gidin uzun köprüdedir. Dünyanın ilk paralı köprüsünü yapan sizin atalarınızdır. Gidin Malabadi köprüsünü görün. Dünyanın en büyük matematikçileri 10 liranın üzerinde bakın. Cahit Arf'tır. Bursa'ya bu bilim şenliği çok yakışıyor. Bunu şu atacağım belirtmek istiyorum. Gerçekten Bursa'nın nüfus yapısı, demografik yapısı buna çok uygun yerlerden birisi. Balkanlardan gelen o kadar çok zeki insan grubu var ki size isterseniz Bursa'nın yetiştirdiği en büyük değerlerden birisi olan Aşık Çelebi'nin söylediği bir cümleyi söyleyeyim. Ve diyor ki Aşık Çelebi Balkanları tarif ederken Priştine'de diyor çocuklar mürekkep hokkası dividi belinde doğar diyor. Prizeren'de çocuklar doğmadan önce mahlası konur diyor. Ondan sonra adı verilir diyor. Vardar'da Yenice'de diyor çocuk baba diyeceği zaman ilk defa Farisi baba der diyor. Şu bilim dünyasındaki katkıya bakın. Sevgili öğrenciler, ümit çok önemlidir. Gidin Amerika'ya. Dünyada, Amerika'da en saygın insanlar Türkiye'den gelen sizin milletinizden insanlardır. Amerika'da çok ciddi bir bilim adamı grubu vardır ki Türkiye'den gitmedir. Almanya'da bizim işçilerimizdir. Beyin takımımız da Amerika'dadır. Gidin NASA'ya. O kadar Türk görürsünüz ki. Gidin üniversitelere. O kadar çok Türk görürsünüz ki. Amerika'ya gittiyseniz en büyük saygıyı görecek de sizlersiniz. Dolayısıyla hiç ümitsiz olmayın. Türkiye önündeki engelleri aştığı takdirde, ön yargılarını aştığı takdirde dünyanın bir numaralı bilim merkezi olmaya adaydır. Bunu hiç mübalağa etmiyorum. Bakın ülkemizde bundan 20 sene önce rahmetli Gözal geldiğinde, 25 sene önce geldiğinde döviz bulundurmak suçtu. 10 dolar, 20 dolardan millet hapse girerdi. Serbest bıraktınız ne oldu? Büyük bir korkuydu. Biz mahvoluruz. Dövizlerimiz yurt dışına kaçar. Dünyanın en geniş ülkesi olur diyorduk. Bakın bu ön yargıyı açtık. Şu anda döviz rezervi dünyada en iyi olan ülkelerden birisiniz. Biz kendi düşüncelerimizin, kendi bizi sınırlamalarımızın mahkumuyuz. Biz kendi kendimizi sınırlıyoruz. Emin olun dünyaya açıldıkça biz çok daha büyüyeceğiz. Bilim o kadar hızlanmaya başladı ki şu anda bilime ulaşmak o kadar rahat. Elinizde iPad varsa dünyanın en seçkin bilimsel makalelerini okumanıza hiçbir engel yok. Dünyanın en büyük Wikipedia ansiklopedisi. Parmaklarınız önüne kimse para istemiyor sizden. İster İngilizce ister Türkçe. Ben de zaman zaman katkı sağlamaya çalışıyorum. İngilizce Wikipedia'ya 1000'in üzerinde makale katkısı sağlamışım. Geçen gün bana oradan mesela bir ödül verdiler. Bir yıldız verdiler. Dediler ki bu kadar üstün katkınızdan dolayı sizi Barnstar'la ödüllendirdik dediler. Şimdi katkı sağlama o kadar açık ki bilime. Bilim gittikçe özgürleşiyor. Bilim gittikçe yabancı ulusların, Avrupa'nın, Batı'nın hegemonyasından çıkıyor. Geçmişte dünya doğuda kurulmuştu arkadaşlar. Çinli dünyanın kurulduğu yer. Orta Doğu'ydu. Şimdi bilim de o tarafa doğru gidiyor. Bakın iPhone'lar vardı. Şimdi Samsung Galaxy'lere doğru kayıyor tren. Neden?
Çünkü bilim artık o kadar ücretsiz ki bilimin merkezine doğru gitmesi var. Hazreti Peygamber ne diyor? İlim Çin'de bile olsa alınız. Şimdi ilim Çin taraflarına doğru gidiyor. Avrupa'dan o taraflara doğru ithal ediliyor. Ve dolayısıyla dünyanın geleceği, hiç unutmayın arkadaşlar, doğuda kurulacak, sizin ülkenizde kurulacak, Orta Asya'da kurulacak, Çin'de kurulacak ve bunun önüne hiçbir güçle geçemeyecek. Önemli olan Mehmet Akif'in bahsettiği ümit her kemaldir diyor. Yese düşme, öyle bir bataktır ki ölürsünüz, ümide sarılın, bak ne olursunuz diyor. Sizler her biriniz hedefinizi geleceğin bilim adamı olarak tutarsanız sanıyorum ki ülkemiz sizlerden çok şeyler kazanacak. Çok büyük noktalara geleceksiniz. Biz de ileride size baktığımızda işte dünyanın en saygın bilim adamları da bizden diyeceğiz ve bundan mutlu olacağız. Ben bu projede emeği geçen başta Milli Eğitim Müdürlüğümüz, Büyükşehir Belediye'miz ve katkı veren bütün bootcamp dahil bütün katılımcılara, üniversitemize, herkese çok teşekkür ediyorum. Bu fevkalade Türkiye'nin en güzel programlarından birisi. Emeği geçen herkese huzurlarınızda teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum. Sayın Vali Vekilim, sponsorlarımızda plaket taktiğimiz olacak. Sahnede kalabilir misiniz acaba? Çok sağ olun efendim. Tekrar gidip gelmemek açısından. Görüş ve düşüncelerini ifade eden Sayın Vali Vekilimize de teşekkürlerimizi sunuyor. Bilim şenliğimize katkı sağlayan sponsorlarımıza plaket takdimine geçiyoruz. Yeni medya sponsorumuz Web TV adına Sayın Murat Yanıklar. Alkışlarınızla Murat Yanıklar'ı alıyoruz sahneye efendim. Ödülünü Bursa Vali Vekilimiz Sayın Eyüp Sabri Kurtuluş takdim edecekler. Evet arkadaşlar, plaketimizi getiriyor musunuz? Evet. Yeni medya sponsorumuz Web TV adına Sayın Murat Yanıklar'a Bursa Vali Vekilimiz Sayın Eyüp Sabri Kurtuluş plaketini takdim ediyor. Teşekkür ediyoruz efendim. Sizleri yerlerinize alıyorum. Çok sağ olun.